Dostlar selamlar. Bugünkü lazer videosunda konuğumuz Atomstek A5 M50. Önceden söylemeliyim ki buradaki M50 yazısı kafanızı karıştırmasın. Çünkü Atomstek'in M50 isminde bir de lazer başlığı var. Bunun üzerinde M50 lazer başlığı var sanmayın. M40 lazer başlığı var. Neden böyle bir isimlendirme yapmışlar bilmiyorum ama lazer makinesi çok güzel. Hemen kötülemeyelim. Sadece kafa karışıklığı olmasın diye baştan anlatmak istedim. Hemen başlayalım. Lazer kazıma alanımız 41 cm'ye 40 cm. Yani standart bu boyutlardaki makineler genellikle bu civarlarda oluyor. Bazıları 38 oluyor, bazıları 40 oluyor, bazıları 41 oluyor. Yine güzel özelliklerinden bir tanesi uzatılabilir olması. 20x20'lik alüminyum profil alınarak istediğimiz boyutta uzatabiliyoruz. Hem enini hem boyunu ama şu en tarafı biraz daha zor olabiliyor. Mil falan bulmak biraz daha zor olursa diye genellikle bu tarafını uzatıyorlar. Yine güzel özelliklerinden bir tanesi end switchleri de var her iki tarafta. Dolayısıyla elektrik gidip geldiğinde ya da cihazı açıp kapattığımızda kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yine şöyle ön tarafına bakalım. 5 wattlık bir lazer modülü bizi karşılıyor. 5 watt optik güçten bahsediyorum. 40 watt denilen yani elektriksel 40 watta denk gelen bir güç. Ama ben optik güç söylemeyi tercih ediyorum. Eskiden elektriksel güçten bahsediyordum videolarımda. 5 watt optik güzel bir lazer modülü var. Yine lazer modülünün kafasını ayarlama işini Atomstek iyice geliştirdi. Çok rahat bir şekilde şurayı çevirerek ayarlayabiliyoruz. Altına 2-3 mm kalınlığında kutunun içinden çıkan bir parça koyuyoruz ve odak ayarını yapmış oluyoruz. Herhangi bir şekilde odak ayarı yapmanın bir zorluğu yok. Diğer tarafta yine en belki de çarpıcı özelliklerinden bir tanesi burada kendisinin hafıza kartı girişi var. Hafıza kartı girişi ne demek? Hafıza kartına yüklediğimiz dosyaları buradan hiçbir şey yapmadan şuradaki dokunmatik ekrandan basarak baskı alabiliyoruz. Yani bilgisayara bağımlı değiliz bu cihazda. Bilgisayara bağımlı olduğumuz cihazlarda baskı yaparken bilgisayar makinenin yanında kalıyor. Eğer tek bilgisayarla çalışıyorsanız, küçük bir atölyeniz varsa böyle bir makine işinizi görebilir. Bilgisayar olmadan ekranlar üzerinden istediğiniz modeli alıp kazıyabilirsiniz, kesebilirsiniz ve çok hızlı bir şekilde bu işi yapabilirsiniz. Diğer güzelliklerinden bir tanesi de ekranın böyle manyetik olması. Bayağı güzel bir manyetiği var. Böyle güzel bir şekilde tutuyor. Bunu nerede kullanıyorlar? Şöyle uzatıp hem elimizi alıp istediğimiz açıdan bakabiliyoruz böyle çevirip. Hem de bazen kutuya koyuyorlar bunları çok duman çıkaran yerlerde. Bu dumanı boruyla dışarı veren yerler var. Yani bir atölyede olduğunuzu düşünün. Havalandırmaya bunu bağlıyorsunuz bir tane kutunun içerisinde. Ama ekranı dışarıda olduğu için pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama dumanı da solumuyorsunuz. Bu tip durumlarda kullanılabiliyor. Yine benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi şurada emergency stop var. Herhangi bir şey ters gittiğinde, bir yangın çıkmaya başladığında ya da model ters kesiliyorsa bir şeyleri aramaktan işte onu kapatayım mı kapatmayayım mı demek yerine buna bir kere basıyoruz. Şöyle çevirdiğimizde kendisi tekrar atıyor. Bastığımda işlemi hemen durduruyor. Tekrar devam etmek istediğimde de ekrandan tekrar devam edebiliyorum. Bunun gibi güzel özellikleri var dediğim gibi. Şimdi neler yaptığımıza bakalım. Ben bu cihazı sizler için incelemek için bazı testler yaptım. Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle kaşe lastiği gönderen bir izleyicim vardı. Bu arada denemek istediğiniz yani bir şey satın almadan önce, lazer makinesi satın almadan önce denemek istediğiniz ürünler varsa bana gönderebilirsiniz. Çok standart şeyleri zaten birçok videoda denedim. Ama işte kaşe lastiği ilk defa mesela elime geçti. Dolayısıyla kaşe lastiğini de bu lazer makinesiyle denemek istedim. Bununla kaşe lastiği gayet güzel bir şekilde kazınıp kesilebiliyor. Ve artık kendi kaşelerimizi evimizde üretebiliriz. Normalde bildiğim kadarıyla kaşe lastiğini yapan makineler biraz pahalı makineler. Bununla da aynı işlemi yapabiliyoruz ve maliyetten tasarruf edebiliyoruz. Şurada sonuçlar var. Şunu Atomstek'in başka bir modeliyle yaptım. Bunu da A5 M50 ile yaptım. A5 M50 ile yaptığımın çözünürlüğü bir tık daha düşük kaldı ama muhtemelen yaptığım ayarlardandır diye düşünüyorum. Çünkü ikisinde lazer modülü aynı kalitedeydi, aynı markaydı. Dolayısıyla çözünürlük farkını ben kendi ayarlarıma buluyorum. Bunun dışında yaptığım ikinci test ise şöyle bir QR kod kazıdım bir tane ajandanın arkasına. Arka tarafının rengi yani siyahlaşması çok hoşuma gitti ve gayet güzel bir şekilde kazıdı. Burada bayağı bir kod farkı var. Böyle yakma hissini hissedebiliyorum ve bence çok şık duruyor.
Yaptığım diğer test ise yine deriyleydi. Deriyle ilgili soru soran çok arkadaşım oluyordu. Ben de böyle parça parça deriler satın aldım. Bu hakiki deri diye satın aldım. Çok anlamam deriden ama hakiki deriye benziyor. Suni bir deri değil. Yaklaşık 2 mm kalınlığında ve buna da bir tane bizim Macit kendisine AirPods Pro kılıfı tasarladı. Şöyle yanlarına dikecek. Dikiş yerlerini de bu arada delikleri kesti. Böyle arkadan ışık verip böyle çekersek. Aslında şöyle çeksene bir Macit. Gözüküyor mu delikler? Bir dakika. Evet, gözüküyor şu anda. Delikleri de çok güzel bir şekilde yaptı. Oralardan ip geçirerek böyle bir AirPods 2 kılıfı yapacakmış kendisine. Şöyle basınca buradan kılıf çıkacak. Kulaklarını kullanacak, tekrar takacak. Böyle güzel bir kılıf tasarlamış kendisine. Yine şöyle kuru kafadan anahtarlıklar tasarladı Macit kendine. Adobe Illustrator kullanarak tasarladı. Bunları Lightburn isimli lazer kazıma yazılımına gönderdi ve o şekilde baskıları aldı. Bu arada sadece SD kartla basmıyor bu. Yine diğer lazer kazıma makineleri gibi bilgisayar üzerinden Lightburn'la ya da lazer GRBL gibi yazılımlarla da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla SD kartı da bağımlı değiliz. Bilgisayarla kullanmak istiyorsak bilgisayarla, SD kart üzerinden kullanmak istiyorsak SD kartla kullanabiliyoruz. Yine MDF ile ilgili soru soran bir sürü arkadaşım vardı. Bu da 3 mm'lik bayağı sağlam bir MDF. Yani böyle beton kadar sağlam. Yani elle falan esnemiyor yani. Kırılması falan da neredeyse imkansız. Bunu rahatlıkla kesti. Rahatlıkla dediğim hani tek seferde tuşa bastım kesti gibi düşünmeyin. Böyle 5-6 turda kesebiliyor. 5-6 hızlı turda kesebiliyor. Sizde olmuyorsa 7-8 tur yapın. Dolayısıyla MDF'yi kesmeyle ilgili de 5 wattlık Atomstack'in lazer modülleri için en azından söyleyebilirim. 3-4-5-6 mm civarındaki MDF'leri rahatlıkla kesebilirsiniz. Yine rahatlıkla konusunun altını tekrar açayım. Tek seferde böyle tuşa bastım değil. Adam akıllı odak ayarını yaparsanız, odak ayarını hemen söyleyeyim. 2-3 mm kalınlığında bir şey alıyorsunuz. Şunu şöyle aşağı indiriyorsunuz. Burayı sıktıktan sonra bunu alıyoruz. Artık odak ayarı yapılmış. Mesela ben bunun üzerine bir şey keseceksem, şu aralarında 2-3 mm fark varsa odak ayarı yeterlidir. Bunu yaptıktan sonra bir tur atın, kesmediyse bir tur daha atın, kesmediyse bir tur daha atın, yakıyorsa lazer gücünü düşürün ya da hızlandırın. Bu şekilde testler yaparak sonuca varabiliyorsunuz. Hem kazıma, hem markalama, hem de kesme tarafında gayet başarılı bulduğum bir makine. Eğer lazer kazıma makinesine ihtiyacınız varsa ve bilgisayara bağlı kalmadan iş yapmak istiyorsanız bu makineyi önerebilirim. Atomstack daha önce onlarca makinesini incelediğim, belki de 7-8 tanesinin de videosu kanalımda olan bir marka. Dolayısıyla güvendiğim bir marka. Bunun linkini de açıklama kısmına paylaştım. İndirimli bir link. Aynı zamanda ödeme ekranına geldiğinizde göreceksiniz ki orada bir tane KDV yani vergi ödeme ekranı da var. Onu da peşin öderseniz gümrük vergisi de ödemiyorsunuz. Yani gümrük vergisini peşin ödemiş oluyorsunuz dolayısıyla. Sanki Türkiye'deki web sitesinden almış gibi elinize hızlı bir şekilde ve gümrükle uğraşmadan geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.